Evet. ÖSYM gerileme döneminde nelere dikkat etmiş, nelerin üzerinde durmuş gerileme dönemiyle ilgili ikinci dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 18. yüzyılda Rusya'nın dikkat edelim arkadaşlar. Bakın hangi pozisyonları ele geçirdiğine Rusya'nın dikkat edelim. Hangi anlaşmayla olacak? Biraz sonra onun da cevabı gelecek zaten. Kırım'ı tehdit eder duruma gelmesi ki bunu zaten küçük kaynarca anlaşmasıyla Kırım bağımsız hale geliyor. Bakın dikkat edelim. Kapitülasyonlardan yararlanabilmesi. Gene aynı anlaşmada Rusya'ya kapitülasyonlardan yararlanabilme imkanı veriliyor. Osmanlı egemenliğindeki Balkanlarda konsolosluk açabilmesi. Osmanlı idaresindeki Ortodoksları himaye edebilmesi. Aslında anlaşmada böyle bir madde yok. Fakat Rusya anlaşmanın Fransızca metnine sonradan böyle bir anlaşma maddesi ilave ettiriyor. Buna rağmen resmiyette olmasa bile fiiliyatta küçük kaynarca anlaşmasıyla beraber Ortodoksların himaye hakkını elde ettiğini söylüyor. Kırım'ın bağımsız olması ancak dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalması. Kırım bağımsız olacak ancak dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Osmanlı niye böyle bir madde koyduruyor? Çünkü arkadaşlar Kırım'ı kaybetmesine rağmen orayla olan kültürel bağlarını korumak istiyor. Ondan dolayı da Kırım'daki Müslümanlar dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır diye bir maddeyi oraya koyduruyor Osmanlı Küçük Kaynarca anlaşmasına. Eflak, Boğdan, Besarabya halkına din ve mezhep özgürlüğü verilmesi. Gene Rusya'nın dikkat ettiği mevzu bakın bu anlaşmada. Rus Hristiyanlarının kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilmesi, yani Kudüs'ü serbestçe ziyaret edebilmesi ve Rus ticaret filolarına Akdeniz ve Karadeniz'de ticaret yapma hakkının tanınması. Bütün bu maddeler arkadaşlar baktığımız zaman 18. yüzyılda ÖSYM'nin en çok dikkat ettiği hangi anlaşma ile ilgili 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nın hükümler arasında yer alıyor. Dikkat edelim bu anlaşma önemli bir anlaşma arkadaşlar. Bu anlaşmaya dikkat ediyoruz. Bakın söylediğim hükümlerin tamamı biraz önce söylediğim hükümlerin tamamı Küçük Kaynarca Anlaşması'nda yer alan hükümler. Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Osmanlı Kırım'ın bağımsızlığını tanımış ancak dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak şartını koydurmuştur. Şimdi gene arkadaşlar biraz önce açıklamasını yaptım ama gene söylüyorum. Burada amaç bölgeyle olan kültürel bağlarını korumaktır Osmanlı'nın. Osmanlı bu şekilde kültürel bağlarını korumak istiyor. Ki ileride kültürel bağlarımı korursam diyor. İleride belki bölgeyi yeniden ele geçirebilirim diyor. Bundan dolayı arkadaşlar. Bu anlaşmayla Rusya'nın Osmanlı uyruğundaki Ortodoksları koruma hakkını elde etmesi ki biraz önce söyledik normalde resmiyette böyle bir hak yok. Ancak fiilen Osmanlı'nın zayıflamasıyla beraber bu hakkı kendisinde bulunuyor, bulunduruyor. Anlaşmanın Fransızca metnine de böyle bir maddeyi sonradan eklettiriyor. Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını belirgin bir şekilde zedeleyici niteliktedir. Yani Rusya Osmanlı ülkesinde yaşayan Sırbın, Bulgar'ın, Romen'in, Karadağ'ın ki bunların hepsi Ortodoks mezhebinden. Bunların arkadaşlar bahane ederek, Ortodoksların haklarını bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine müdahale edecek. Bu müdahale Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını ciddi anlamda zedeleyici niteliktedir. Buna da dikkat edelim. Bakın bu da çok önemli bir mevzu. Osmanlı'yı Rus etkisine açık hale getiriyor bu madde. Dikkat. Çünkü niye sürekli iç işlerimize karışacak? Sürekli müdahale edecek bize. Ortodoksları bahane ederek. Rusya iç işlerimize karışma imkanı elde ediyor. Biraz önce söylediğimiz aynı şey arkadaşlar bakın. Dikkat edin. Çünkü Ortodokslar bizim topluluğumuz. Yani bizim topraklarımız içerisinde yaşayan insanlar. Rusya bunların haklarını bahane ederek bizim iç işlerimize karışma imkanı elde ediyor. Ve Osmanlı'yı Rusya karşısında zayıf düşürüyor. Tabii ki bir devlet iç işlerine karşılabilecek kadar zayıfladıysa bu hükmü kabul ettiyse aslında bu hükmü kabul etmiyor ama bu hükmü Rusya fiilen uyguluyor. E buna da Osmanlı Devleti çok fazla bir şey yapamıyor. E girdiği savaşlarda da genelde yeniliyor. Dolayısıyla Osmanlı'yı Rusya karşısında bu durum zayıf düşürüyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Evet şimdi Osmanlı İmparatorluğunda askeri eğitim kurumlarının batı tarzında teşkilatlandırılması için. Avrupalı uzmanlardan yararlanılması 18. yüzyılda başlıyor. Yani Osmanlı askeri eğitim kurumları normal neydi? Yeniçeri Ocağıydı arkadaşlar, değil mi? Baktığımız zaman gene mesleği askerlik olmayan, savaş zamanında asker olan tımarlı sipahiler vardı. Bir de Osmanlı devletinde baktığımız zaman biz bağlı beylik ve devlet askerleri vardı. Burada Osmanlı merkez ordusu yani Yeniçeri Ocağı ciddi anlamda duraklamadan itibaren bozulmaya başladığı için Osmanlı savaşlarda artık eskisi gibi başarı elde edemiyor. Bakıyor ki Batı orduları Osmanlı ordularına ciddi anlamda zarar vermeye başlıyorlar. Savaşlarda yenilgiler almaya başlıyoruz. O zaman Osmanlı diyor ki ha demek ki Batı ordularında bir şey var. Teknik bir üstünlük var. Bu üstünlük diyor benim yenilmememe neden oluyor. O zaman bu Batı ordularındaki bu üstünlük neden kaynaklanıyor? Benim bunu öğrenmem mutlaka gerekiyor diyor. Bunu öğrenmem için de Batı'dan teknik uzmanlar getirmem gerekiyor diyor. Bu amaçla 18. yüzyılda Osmanlı Devleti Conte Bonneval gibi, Baron de Töt gibi birçok uzman hatta Campbell Mustafa gibi. Bu çok fazla bilinmez ama Campbell Mustafa gibi. Arkadaşlar birçok kişi Osmanlı ülkesinde teknik anlamda orduyu düzeltmek için ıslahat yapmak üzere Osmanlı ülkesine getiriliyor. Bunlardan faydalanılıyor. Malum Comte Bonneval Humbaracı Ahmet Paşa adını alıyor. Müslüman oluyor. Bu durum Avrupa'nın teknik üstünlüğünün kabul edildiğinin göstergesi. Evet, siz Avrupa'dan teknik uzman getiriyorsanız arkadaşlar bu Avrupa'nın teknik üstünlüğünün artık kabul edildiğinin göstergesidir. Osmanlı Devleti batı eğitim sisteminden etkilenerek 18. yüzyılda mühendisaneyi bahri humayun, yani deniz mühendisanesi, mühendisaneyi berri humayun yani kara mühendisanesi gibi okullar açmıştır. Şimdi arkadaşlar kara mühendisanesi ve deniz mühendisanesinin açılmasındaki neden ne? Bir kere deniz mühendisanesi neden kuruluyor? Denizde yani donanma üzerinde teknik subay yetiştirmek amacıyla ve mühendisaneyi berrühmayun. Burada karada da teknik subay yetiştirmek amacıyla. Bu şekilde arkadaşlar okullar açılıyor. Bu durum askeri alanda batılılaşmaya öncelik verildiğinin önemli bir göstergesi arkadaşlar Osmanlı döneminde. Askeri anlamda batılılaşmaya öncelik verildiğinin göstergesidir. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu da önemli. Evet bu videomuz bu dersimiz kısa sürdü arkadaşlar. Sebebi de şu ara bir nokta o noktayı özellikle size anlatmam gerekiyordu. Bundan sonra gidersimiz de 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlara değineceğiz. ÖSYM buralarda neye dikkat etmiş, nereleri sormuş bunların üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.